Herkese iyi günler, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Evet, yoğun bir haftaya başladık. Enflasyon rakamları bu hafta açıklanacak. TÜİK açıklayacak, ENAG açıklayacak. Açılışı İTO yaptı İstanbul enflasyonuyla. %99,11'de bıraktı İstanbul enflasyonunu. Bıraktı diyoruz çünkü hepimiz biliyoruz yani enflasyon oranlarının cebimize nasıl yansıdığını. Oradan hesap edebiliyoruz. Onu konuşacağız. Kur korumalı da şirketlerde 6 aylık vadeli olanların vadesi bu ay bitiyor. Onun olası sonuçları üzerinden konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran karşımızda. Merhabalar Bayram Bey. Merhaba Özgür Bey. Evet, enflasyonla başladım isterseniz. İTO TÜİK'e selam çaktı. 99,11'de bıraktım bak yüzü göstermedim dedi. Size de komik geliyor değil mi? Yani komik ötesi. O 99'lu rakamlar artık sadece alışverişlerde görmüyoruz. Hani 50,99, 59,99 neyse işte yani artık bu TÜİK ve TÜİK'e selam veren araştırma şirketlerinin olmazsa olmaz, vazgeçilmez oldu. Yani nörolojik olarak böyle bir algı yaratmaya başlıyorlar. Bakın hala 100 olmadı diyerekten inanan varsa tabii ki. Şimdi burada enflasyonun 3,5'la TÜİK'te 3,5'la 4,5 arasında bir rakam açıklayacak. İTO'nun rakamları da doğru değil. Bunu İTO da biliyor zaten. Aman ha 3 haneli rakamları görmeyelim diye 99,11'de bıraktılar. Ama diğer taraftan TÜİK'in de açıklayacağı rakamlar işte 3,5'la 4,5 arasında olacak. Bunlar da inandırıcı kalmayacak zaten. İTO'nun nasıl inandırıcı yoksa bundan da kalmayacak. ENAG'ın rakamları zaten belli. ENAG'da muhtemelen 6 ile 7,5 arasında bir rakam açıklayacak. Şu an gidişat o. Lafınızı unutmayın lütfen. İTO'nun açıkladığı rakamlarda elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yapılan zam vesaire bilmem ne kısmının perakende yansıma etkisi yok henüz. Ya, o belli değil. İşte onun için diyorum ya bunlar yükselecek bu rakamları yapacak bir şey yok yani. Artık ya enflasyon rakamlarının Türkiye'de tartışılır bir tarafı kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yani bunun mantığı yok yani. Şu an açıklanan rakamların hiçbirisi doğru değil. Yani akıl alacak gibi de ama piyasa bunu biliyor. Piyasa bu enflasyon rakamları zerre kadar dikkate almıyor. Kendi yaşadığı enflasyon adamlar zaten biliyorlar. Şeyde de İstanbul Sanayi Odası'nda Merkez Bankası Başkanı'yla sanayiciler arasındaki tartışmadan birisi de bu. Yani asıl oradaki kavganın arkasında bir sürü şey var. Yalnızca onlar değil. Diyor ki bana dövizini vereceksin. Ben istersem ithalat yapacaksın. Yapmazsa istemezsem yapmayacağım. Sen istersen uluslararası piyasalardaki fiyat artış fırtınasına yakalan, maliyet artış fırtınasına yakalan beni ilgilendirmiyor diyor. Ya, belli bir şeyin mantığı yok. Bu şunu da gösteriyor. Enflasyonla mücadelesi yok. Ne diyor? Sizin bana dövizini ver, dövizini bana satacaksın diyor. Benim politikalarda değişiklik yok. Bu ne demek? Benim enflasyonla mücadele ilgim yok diyor Merkez Bankası. Ben de bir tez döviz adaktım. Bana diyor talimat verin, bana dövizinizi verin. Geri kalan başınızın çaresine bakın diyor. Ya, böyle bir mantık yok. Ekonomide dünyanın hiçbir yerinde böyle mantık olamaz. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir böyle mantık olamaz. Şöyle bir bakalım geçmişe doğru. Enflasyon doğru mu değil mi diye. Ben sabah bir iki rakama baktım. Geçen şeyden bu yana. Bakın. Geçen sene 2021'de ekmeklik buğdayın fiyatı 3 lira 50 kuruş. Şu an kaç para biliyor musunuz? 10 lira 50 kuruş. Hadi anlat bakalım. 3 kat. %360. Nasıl enflasyon bu halde? Buğdaydan bir dünya ürün yapılıyor. Ve arpaya bakıyorsun 3,25 o da 9 liraya çıkmış. Yani nasıl enflasyon? Yani bunun mantığı var mı? Bunlar ham madde yani. Mamul değil. İşte Evet. buradan bir dünya ürün yapılıyor. Doğru mu? Şimdi akaryakıt ve petrol fiyatlarına bakıyorsun. %200'ün üzerinde artmış. Bu da bütün sanayinin ana ham maddesi. Doğalgaz fiyatları da aynı. Nasıl oldu şimdi? Nasıl olacak? Anlasın birisi. Enflasyon yok ya. %78, %80. Yani mantığı yok. Kira Dolayısıyla bu fiyatları. rakamlar inandırıcı bir tarafı yok. Kendi kendileri kandırıyor, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ya da kendilerine inananları daha çok kandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun bir mantığı yok. Şu an bütçe açığı hızla büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Müthiş bir büyüme var. Şu an kur korumalıdan gelen fark inanılmaz yüksek. Faiz inanılmaz yüksek. Bunu neyle karşılayacaksınız? Hala parasal genişlemeye devam ediyorlar. Parayı bir türlü piyasayı disiplin edip parayı piyasadan emmeye çalışmıyorlar. Parasal olarak büyümeye devam ediyorlar. Şöyle düşünün. Türkiye'de bir döviz var. 239 milyar, 240 milyar bir döviz var. Doğru mu? Şu an bankacılık sisteminde. Bunun hepsi efektif değil. Hesap olarak var. Kaydı hesap olarak var. Gayet. Bu rakam bir senedir artmıyor abi. Peki bir senedir Türkiye ihracat yapmıyor mu? Döviz getirici hiçbir işlemi yok mu?
Demek ki gelen paralar sırf piyasayı baskılamak için kullanılıyor. Ekonomi büyümüyor. O paralar... İmalat PMI de düştü. 5. aydır 50 puanın altında. Şimdi 46.9. Şubat'ta 50.06 idi. Şimdi 46.9. Bu ne demek? Geleceğe yönelik beklentiler kötüleşiyor. Kötüleştikçe enflasyonist baskı artıyor. Enflasyonist baskı arttıkça bu sefer ne yapıyorsun? İçeride ham madde talebi artıyor. Çünkü gelecekte daha fazla benim fiyatlarım artacak, maliyetlerim artacak diyor sanayi. Stoğa gidiyor. Merkez Bankası diyor, yok stok yapmayın. Ne yapacak ya? Adam kendisi korumayacak mı? Nasıl koruyacak enflasyona karşı? Şimdi vatandaşı artık fakirleştirdiler. Kendi ağızları açıkladı. Şimdi sanayici fakirleştiriyorlar. Üçüncü etap bankalara gelecek. Anlatabiliyor muyum? Miras yedi gibiler yani. Ne bulursak her şeyi yiyeceğiz diyorlar şu an. Ya Merkez Bankası merkez bankacılığı yapmıyor. Sayın Nebati'ye ne oldu? Bir hafta 10 gündür ortalıkta yok. Sayın Bakan'ın sesi çıkmıyor. Enteresan şekilde Yüksek Askeri Şura'ya o da katılacakmış. Yani anlam veremedim ama. Yüksek Askeri Şura'da ekonominin ne işi var abi? Hiçbir fikrim yok. Yani ben de anlam veremedim. Yüksek Ekonomik Şura mı toplanıyor? Yani öyle anlamsız şeyler oluyor ki akıl sır ermiyor. Bundan sonra bu ne oluyor? Güveni sarsıyor. Bakın dünya apayrı bir yere gidiyor. Bak anlatıyoruz. Diyoruz ki dünya apayrı bir yere gidiyor. Parasal sıkılaşmayı adamlar istesek de istemesek de yapıyorlar. Yeterli mi değil kendi enflasyonu açısından ama parasal sıkılaşmaya gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki ay yine 75 bas puanla 100 bas puan arasında bir faiz artışı gelecek Eylül'de Fed'den. Bu ne Türkiye'nin bir hazırlığı var mı yok. Bana döviz verin başka hiçbir şeye bakmam ben diyor. Ben senin dövize aç karnını doyuramam abi. Öyle bir şey yok. Bu ülke senin dövize olan açlığını, yanlış politikanı doyuramaz. Başka bir şey, böyle bir şey yok ya, böyle bir olgu yok. Bakın ya şu laf çok garip ya. Bütün ya merkez bankaları görsünler bakalım onlar mı doğru yapıyor, biz mi doğru yapıyoruz demesi Merkez Bankası'nın başkanının zaten olayın mantık dışına çıktığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Zaten olayın mantık dışına çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla bu durumda kuru da hiçbir şeyde zapt edemezsin. Edemiyorsun da zaten. Sünni olarak bastıramazsın. Bastırdığın zaman bir yerden patlıyor. Başka bir şekilde patlıyor. İş oraya doğru geldi. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok zor olacak. Yani herkese şimdi Ukrayna'dan gemi getirdik, işte şu gitti bu gitti falan değil. Bakın PMI verileri bir ülkenin en önemli verisidir. Çünkü sanayinin geleceğini belirliyor. Baraj 50 puan değil mi yanlış bilmiyorsam? 50 puandı. Şimdi 46.9'a indi. Her ay düşüyor. Geçen ay 48'e düşmüştü. Şimdi 46'ya indi. 48.3 falandı galiba hafızamı yaratmıyorsa. Şimdi 46.9'a indi. Dolayısıyla sıkıntı büyüyor. Endüstriye sıkıntı da büyüyor. Şimdi önümüzdeki aylardan itibaren yani Ağustos, Eylül'den itibaren kapasite kullanım oranlarının düştüğünü de göreceğiz fabrikaları. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adam döviz olamayacak. Bu sefer ya döviz patlayacak ya şirketlerin kapasite kullanım oranı düşecek. Bu ne demek? İmalatın düşmesi demek. Bakın seçenek şu. Ya kur patlayacak ya şirketlerin kapasite kullanım oranı düşecek. Birine razı olacağız. Kapasite kullanım oranı düşmesinin sonuçları ne olur? Kapasite kullanım yani felaket. Felaket olur. O zaman söyleyeyim. Kapasite kullanım oranı düşse fabrikalardaki işsizlik artar. Mal piyasadaki mal azalacağı için enflasyon fiyat artışı daha da hızlanır. Kıtlığa doğru gidilir. Anlatabiliyor muyum? İhracat düşer, döviz gelirimin daha çok azalır. Türkiye'yi sürekli kıskaca sokuyorlar. Yani sürekli kıskaca, daha fazla kıskaca, daha fazla kıskaca sokuyorlar. Bakın, şu da bir garip. Böyle bir ortamda kalkıyorsun, Kanal İstanbul için ihale yapıyorsun. Danıştay'ın reddetmesine rağmen 21B'ye göre yapıyorsun. Kamu İhale Kanunu 21B maddesi. Bu ne diyor? Acil durumlarda, bakın acil durumlarda, hayati önemli durumlarda 21B'ye göre ihale yaparsın. Onun dışında diyor bütün ihaleleri normal ihale kanununa göre yapman lazım. 3.2 milyar TL ihale edilen Kanal İstanbul'un hafriyat ve diğer yan işleri, anası değil yan işleri şimdi 6 milyar TL'ye yine 21B'ye göre yapılıyor. Ya nasıl olacak şimdi? Yapılmış birine verilmiş. Ha bu olacak iş değil ki. İşin akıl mantığı sıra gelecek yeri yok. Yani gelebilecek yeri yok. Sen bunları yaparsan senin bütçen, para kullanışın delik deşik olur. Delik deşik olur. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Mantığı yok yani yapılan işin. Yani dolayısıyla şu an devlet yönetilmiyor. Devlete sürekli yeni büyük açıklar yaratılıyor. Bu daha büyük sıkıntıya neden olacak. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok yani şu an görünen bu. Matematik bunu söylüyor. Adamlar matematik bilimine de inanmıyor ki. Matematik bilimi kuru baskılamayla bu işin olmayacağını gösteriyor. Diyoruz ki ya bu kuru baskılamayla olmuyor. Bir de kanıtladın sen bunu. Geçen seneden bu yana kanıtladın. Yılbaşından bu yana da kanıtladın.
Ta 2018'den 128 milyar dolar satışıyla da kanıtladı. Tutamadım. Bunun olmuyor. Peki hala niye ısrar ediyorsun? Bu sorunun cevabını ben bilemiyorum. Zaten herkes kendine göre bu sorunun cevabını verebilir. Tam olarak veremek. Maalesef bu durum eşsizliği, kuru patlatır, enflasyonu patlatır, eşsizliği düşürür. Anlatabiliyor muyum? Şirketlerin kapasite kullanım oranı düşer. O zaman daha büyük bir açmaza gireriz. Maalesef oraya doğru gidiyoruz şu an. Tercihin hangi yönden yapılacağı belli. Az çok izleyicilerimiz de biliyor. Dolar sabit kalsın, gerisi ne olursa olsun ortalık yangın yerine dönsün. Hiç önemli değil modunda. Ben çok o kadar da doların çok sabit kalsın tarafında da değilim bence. Yani onu da tutamıyorlar. O görüyorlar çünkü tutamadığını görüyorlar. O zaman başka bir şey var yani. Açıklanmamış bir sürü rakam var. Ağustos ayıyla birlikte 18'de girdik sayılır. Yani alım satım farkına hiç girmiyorum bile. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.